Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kanalımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Kanalımızın bu bölüm ikinci videosu, bölümü. Artık bölüm, biz dizi gibi olacağız yani. Bu bölüm bir filler bölüm, doldurma bölümü olacak. Sizler için çocukluğumuzun nostaljisi olan gazete kağıdıyla yaptığımız ve unla yapıştırdığımız bir uçurtma. Uçurtma yapıyoruz bugün. Yaparak geçireceğiz. Bugün uçurtma yapıyoruz. Ayrıca uçurtmamıza da bir GoPro takıp GoPro ile çekimler alacağız. Nostalji ve teknolojiyi birleştiriyoruz gibi oldu aslında. Gazeteyle yaptığımız bir uçurtmaya GoPro takacağız. Drone'la da bunu çekeceğiz. Bu arada Deniz, ben bu şu an yaptığın gibi bir uçurtma yapımına daha önce şahit olmadım. Benim için de ilk olacak. Şimdi öncelikle 3 tane çıtaya ihtiyacınız var. Ben 1 metrelik tane kendim çıta hazırladım. Şuraya bir yere fiyat koyalım. Tanesi 25 lira. Ama yani, gazeteyle kaplıyoruz. GoPro GoPro takacağımız için ben hafif olsun istedim ve yani kağıt gibi. Al tut bakalım. Bana da görev ver. Kadar götür. Tamam. Kaç çıkıyor? Tam 1 metre. Tam bir 50'ye bir işaret çağımızla. Bunu bile nostaljik seçtik. Evet. Bu çağımız bile nostaljik. Şuna da. O fazla mı? O yedek. Çıtayı yedek olarak aldım. Metremizi buna da. Bunları toplayan var biliyorsun. Şimdi iğneyle yapabilirsiniz. Ben bir tane ufak şöyle şimdi yapıyorlar, ben onu gördüm bak. Böyle tutup şöyle. Kereti oldu ve aşağı yukarı. Evet, biraz zor olacak ama ipimizi de açalım. Ya. Ben bakayım mı? Bakayım. Hadi ipimizi aç. Bulamıyor da Filiz. A few moments later. Bunu bence Twelve seconds later. Three days later. Yok. Vallahi yok. İpin ucunu kaçırmışız aşkım. Dur bir daha bakayım. Dur şuradan gidiyorum bakayım. Three weeks later. Hah, burada bir şey var sanki. Dur. Yapıştırılmış mı? Ya bu bir ek ya da yapıştırılmış buraya. Many months later. Biraz bakalım. Evet. Bence bu. Evet. Neyse. Geç de olsa anladık. Şimdi ben ne yapabilirim? Tut ucunu. Yalandan bir görev değil mi bu? Aslında hiç gerekmiyor. Hayatım ısrarcı mısın kablama evet için? Gazete kağıdı bu işin olmazsa olmazıdır. Şimdi ben teker teker tüm uçlarına ufak bir çentik açıyorum ki tam ortasından. Tam ortasından ipim oraya girebilsin. Gergin olması mı gerekir? Yani bunu çubukların hani belli bir açıyla tam duruyor olması gerektiği için. Böylelikle erkekler eğlenceli şeyler yapar, kadınlar toplar. Uçurtmamızın ana iskeletini oluşturduk. Nasıl oldu Filiz? Bence çok güzel. Güzel oldu. Bir de uçarsa. Bence şurayı biraz açalım. Şimdi unumuza suyumuzu karıştıralım. Ne kadar koyacağım? Bak bakalım biraz niyedir. Göreyim. Bu yeter herhalde. Benim karıştırmam ister mi? Biz de bakalım kaç tane gazeteyle. Buna bence bayağı gazete gidecek. Bir de kuyruk. Kuyruğunu neyle yapacağız? Yine gazeteyle gazete değil mi? Evet. Gerçekten sonucunu çok merak ediyorum. Çünkü daha önce hiç gazeteyle yapılmış bir uçurma. Ama ben görmedim. Çocukluk yaşadayım. Yani ne bileyim, daha böyle renkli uçurmalar falan görüyorum. Siz zengin misiniz? Yok. Artin'deydik. Çok da zeminde değildik yani. Sen tüf tüfle de oynamamışsındır. Tüf tüf şey mi böyle? İnşaat borusu. Şey fırlatıyorsun elektrik içine. Aha. Biz onu kalemle yapıyorduk. Kalemin içini çıkartıyordu. Birçok insan da yapmıştı zaten. Böyle kağıdı çiğneyip değil mi? Onu değil. Siz zengin misiniz? Bizim kalem alacak paramız yok. Yok artık! Özel.
Koleje mi gittin sen? Koleje gidip mi bunları söylüyorsun? Hı hı. Şimdi önce yarısını siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama sonunda göreceksiniz. Hamurla. Niye hamurla yapıştırıyoruz? Bu su kuruduğu zaman içindeki çok hafif bir yapıştırıcı oluyor. O zaman uçurtma için en ideali bu gibi. Evet. Ama tabii kağıtla farklı bir malzeme kullanmadığımız için kolay. Evet. Yani bir bant yapıştırsan bunun 2-3 katı. Çok heyecanlıyım. Bitsin de uçurmaya gidelim. Böyle hani alttan kaydı alan var ama drone'la ve GoPro'yla bunu yapan görmedim. Gimbal'la pardon. Evet. Ama aslında hem yapıştırıcı olarak hafif bir şey kullandık hem de çıtalar ekstra hafif olduğu için belki işte daha avantajlı olabiliriz. Onu ümit ediyoruz. Hadi bakalım. Bir 20 sene olmuştur uçurtma yapmayalı. Bunun kuruması da gerekiyor. Ama az kanadımız kaldı. Bu arada zamlanan un fiyatlarıyla uçurtma bayağı pek pahalı bir şey. Ben hala çıtalara verdiğin 25 liranın şokunu atlatamamışken tabaşı 25 lira çok değil mi ya? Ama onlar balsa. Yani neyse ne sonuçta bakınca bir çıta değil mi bu? Balsa işte. Tamam. Uçak yapımında kullanılan bir malzeme. Evet, uçurtmamızın ana gövdesini yaptık. Gördüğünüz gibi şimdi bunu yana kurumaya bırakırken şöyle yurttan sesler müzik kendimiz kuyruk yapmaya başlayacağız. Kuyruk. Uçurtma yaparken de en sıkıldığım şey her zaman bu kuyruktu. Neyse kuyruk yapmak beni hep çok sıktı. Ama aslında uçurtma da en böyle yani güzel gözüken evet, aslında. Evet gökyüzünde evet en güzel gözüken tarafı bence. Bu arada uçurtmamıza takacağımız GoPro'muz. Önüne denge ipine, ipe bir şekilde asmayı planlıyorum. Direkt uçurtmanın üstüne değil de o önde gelen ipinin oraya şu şekilde koyduğum zaman balık gözüyle her tarafı çekecektir diye düşünüyorum. Kolunda bir şey aldın mı gazeteden? Hazır gazeteyle bir şeyler yaparken. Almaz mıyız? Bir tane hangi gazetenin hatırlamıyorum da böyle Sezen Aksu'nun bir şarkısını kullandıkları bana ne bana ne beni al onu alma şarkısıyla yani. Müzik seti. Müzik seti hatırlıyorum ben onu. Tabii o müzik seti değildi benim. Daha büyük. Benim müzik setinden büyüktü. Ama müzik seti gösteriyorlardı. Böyle devasa bir müzik seti gösteriyorlardı. Ya. O sonunda bayağı da kupon biriktirmiştim ben onun için. Müzik dinlemeyi seviyordum çünkü o zaman. İşte bir Walkman'im vardı. Dedim bir de müzik seti olsun. Yalvar yakar gazeteleri aldırttım. Neyse yay sabahı mı? O yay satlardan alınıyordu galiba en son. Evet. İşte almaya gideyim de hani yani şu şupa kadardı. Yani şu kupanın kutusu daha büyüktü. Şaka yapıyorsun. Böyleler. Ansiklopedilerle doluydu. Aa evet, Meydan Larousse falan. Yani hepimizin çocukluğu tuvalette o Meydan Larousse'ları okuyarak geçti çünkü. Tuvalette mi? Ben tuvalette okuyordum genelde. Yani okuyacak bir şey lazım. Çok uzun süre girdim orada vakit harcadan buraya geç. Şimdi bunun... Evet, neye dikkat edeceğiz burada? Şu ikisinin şu ortaya tam gelmesi lazım. Tamam. Bunları buradan bağlayacağız önce. Tam olarak uçurtmayı gayet dengeli yapmışız. Şimdi bunu da sağlık. Hem bu hem bu aynı. Şu şeyde olacağı kadar. Tamam. Kes bakalım şuraya. Biraz daha yukarıdan. Gene bir ters çevirelim. Tamam. Yes. Sen kestin. Ne bu? Ne şu olmuş? Kuyruğumuzda uçurtmamız. Haşır mı? Bakalım neler olacak hep birlikte izleyelim.
videomuzun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım siz de bizim gibi eğlenmişsinizdir. Bu nostaljik aktiviteyi de yapmış olduk. Uçurtmamız uçtu. Güzel de görüntüler aldığımızı düşünüyoruz. Biraz zor oldu ama. Biraz zor oldu çünkü rüzgarsız bir İstanbul haftasıydı. İkinci denememizde uçurtmamız GoPro'muzu uçurabildi. Uçurtmanın kendisini uçurması gerektiği gibi bir de GoPro'yu uçurması gerekiyordu. Ama en sonunda onu da başarabildik. Umarım zevkle izlemişsinizdir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bak ona. Bye bye.